Buna benzer deepfake videolar yapmak sandığınız kadar zor değil. En azından artık değil. Hatta o kadar basit ki herhangi bir ekstra bilgiye falan da ihtiyacınız yok. Şu an bu videoyu izledikten sonra siz de deepfake yapabilmeye başlayacaksınız. Sadece adımları dikkatlice izlemeniz ve uygulamanız gerekiyor. Bu kolaylık durumu tabii biraz tehlikeli hale de getiriyor. Bunun için ben uyarımı yapayım. Bu video tamamıyla eğitim amaçlı. Lütfen kötü amaçlı kullanmayın. Sonuçta deepfake teknolojisi kötü amaçlı kullanıldığında tehlikeli bir hal alabiliyor. Bunu da önlemek yine bizim elimizde. Bu yüzden lütfen kötü amaçlı kullanmayın. İsterseniz başlayalım. İlk yapmanız gereken video açıklamasına eklemiş olduğum birinci linke tıklamak. Bu link sizi bir GitHub sayfasına yönlendirecek. Buradan kod butonuna, sonrasında download zip butonuna tıklayın. İndirdiğiniz bu zip dosyasını açın, klasöre girin ve üstteki dosyayı şöyle dışarı çıkarın. Daha sonra yapmanız gereken video açıklamasına eklediğim ikinci linke tıklamak. Bu link sizi Google Colab'e götürecek. Open Colab butonuna tıklayın. Yükle bölümüne gelin. Ve az önce dışarı çıkardığınız dosyayı bu alana sürükleyin. Öncelikle bir GPU'muzun bağlı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Buraya bir bakın. Eğer bağlı değilse bir kez tıklayın ve bağlanmasını sağlayın. Burada karşınıza 4 adet bölüm çıkacak. Bunların her birine şöyle tıklayıp çalıştırıyoruz. Hepsini şöyle teker teker yapmanız yeterli olacak. Bu işlem bittiğinde şöyle bir kontrol edin. Hepsinde tik varsa başarıyla tamamlanmış demektir. Şu an dikkatimizi dağıtmasın. Şunları kapatacağım. Bunlarla bir işimiz yok. Şu şekilde daraltabilirsiniz. Daha sonra sol tarafta bulunan dosyalar bölümünü açın. Orijinal videoyu ve üzerine yerleştirmek istediğimiz yüzü bu alana yükleyeceğiz. Bunun için dosyaları tutup şu şekilde buraya sürükleyeceğiz. Burayı tamam deyip geçebilirsiniz. Yükleme süresi gerekenden biraz uzun sürebilir. Bu durum gayet normal. Dosyalarımızı yükledik. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu iki kategoriyi daraltmıştım çünkü işimiz bu kısımda. Burada target kısmını görüyorsunuz. Buradaki target kısmına orijinal videomuzu, source kısmına ise değiştirmek istediğimiz yüzü ekleyeceğiz. Dosyalar kısmına tekrardan gelin. Orijinal videoya sağ tıklayın. Ve yolu kopyalaya tıklayın. Daha sonra target kısmına gelin ve yanındaki kısmı şöyle seçin ve yapıştırın. Daha sonra tekrardan gelin. Bu defa fake olan yüzü seçin. Yolu kopyala deyin ve tekrar gelip bu defa source'un yanındaki kısma yapıştırın. Dosyaların ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben örnek olması açısından bu şekilde isimlendirdim. Tekrar üstünden geçeyim. Source kısmına fake olan yani değiştirmek istediğimiz yüzü ekliyoruz. Buraya ise target kısmına ise orijinal videoyu ekliyoruz. Son olarak Output Video Quality bölümüne gelin. Bu bölümde sonuç videonun kalitesini ayarlıyoruz. Bu yüzden buraya dikkat edin. Burada bulunan sayıyı arttırmamız değil düşürmemiz gerekiyor. Benim bu aşamada size tavsiyem 20. Aynı video üzerinde bayağı bir test ettim. Ve en iyi sonucu 20'de aldığımı görüyorum aşağı yukarı. Ama tabii ki siz istediğinizi deneyebilirsiniz. Sonuçta denemek bedava. En fazla bir kere daha beklersiniz. Buradaki sayıyı seçin ve yerine 20 yazın. Yapmanız gereken ayarlar bu kadar. Sonucu almak için burada bulunan çalıştır butonuna bir kez tıklayın. Bu aşamadan sonra geriye beklemek kalacak. Çok uzun sürmez, çok kısa da sürmez. Biraz bekleyeceksiniz yani. İşlem tamamlandı ve çıktığımızı aldık. Videoyu indirmek için dosyalar bölümüne tekrardan gelin ve swap.mp4'e çift tıklayın. İndirme bittiğinde videomuz elimizde olacak. İşte sonuç. Buna benzer deepfake videolar yapmak sandığınız kadar zor değil. En azından artık değil. Hatta o kadar basit ki herhangi bir ekstra bilgiye de ihtiyacınız yok. Yani bu videodan sonra herhangi biri deepfake videolar yapmaya başlayabilir. Bence sonuç oldukça iyi. Bir de tam tersini deneyelim. Bu sefer target kısmına bir film sahnesi, source kısmına da kendi fotoğrafımı ekliyorum. Evet, yine Ken Reeves. Bu planda yoktu ama olur. Yani buradan da anlıyoruz ki tek bir kişinin göründüğü bir sahneyi almanız sizin için daha iyi olabilir. Bence sonuçlar gayet yeterli, gayet iyi. Tabii ki profesyonel bir deepfake çalışması kadar performans bekleyemeyiz. Çünkü gördüğünüz gibi 5 dakikada yaptık. Özellikle karakteriniz ağzını açıyorsa dişlerin görünümü doğallığı bayağı bir bozuyor. Eminim ilerleyen zamanlarda bu daha da gelişecektir. Daha kusursuz hale gelecektir. Belki o zaman tekrar bir video çekerim bununla alakalı. Şimdilik bununla yetinelim. Ki bence gayet yeterli. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve lütfen bu bilgiyi düzgün işler için kullanın.